Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda gem coinler nerede bulur ya da yeni çıkan projeler nereden satın alır gibi soruların cevabını anlatmaya çalışıyor olacağım. İlk olarak yeni çıkan bir token Direkt kullanıcı tarafından alınabileceği platformlara ön satış platformları deniyor. Bunlar Launchpad olarak adlandırılıyor. En popülerlerinden bazıları Dowmaker, Cedify, Polka Starter gibi. Aynı zamanda borsaların kendi düzenlediği Launchpad etkinlikleri de buluyor. Bunlara Binance, Bybit gibi borsalar örnek verilebilir. Burada direkt kendi token'ını stake ederek ya da belli şartları tamamlayarak bu ön satışlara katıldığında biliyor. Bundan önce de bu satışların private sale yani kapalı satışı ya da direkt satışı gibi satışlarda yapılabiliyor. Bunlara da katılma sağlanabilir. Bu satışlara katılmak o, o kadar kolay olmuyor. Bazen bir NFT tutmak gerekiyor. Bazen yine belli şartları yerine getirmek gerekiyor. Şimdi bu herhangi bir token çıktı. Genellikle İlk olarak bir merkeziyetsiz borsada listelenir. Yani aynı zamanda bir merkezi borsada listelenebilir. Örneğin Arbitrum ağında Uniswap, Trader Joe, Camelot, Dodo gibi merkeziyetsiz borsalar var. Ethereum'da Uniswap, Balancer, SushiSwap gibi projeler var. Örneğin Polygon'da QuickSwap, yine SushiSwap gibi platformlar var. Bunlar da işlem yapabilirsiniz. Örneğin Ethereum ağında işlem yapmak diğer ağlara göre pahalı olduğundan dolayı örneğin 50 dolarlık bir token alacaksanız burada 30-40 dolarlık bir işlem ücreti ödeyebilirsiniz. Bu zamanda şuraya spot diyorum. Bu spot da listelenen merkezi borsalar var. Burada merkezi borsalarda evet. herhangi bir token'da işlem yapmak daha kolay. Burada da yeni çıkan token'ların %90'ını listeleyen 3-4 tane borsa var. Bunlardan birincisi MXG borsası. MXG borsası neredeyse yeni çıkan projelerin çoğunu listeleniyor. En son hype oluşturan proje Pepe'ydi. Pepe'nin ilk listelendiği borsa MXG borsası. Benim de kullandığım borsalardan biri açıklama kısmına kayıt linkini bırakıyorum. Diğer borsa Gate.io. Bu Gate.io'da çoğu projeyi listeleniyor. En son hype oluşturan BRC20 tokenlarını ilk listeleyen borsa Gate.io borsası. Diğer borsa da e, KuCoin. KuCoin de yeni çıkan diğerlerinin listelemediği farklı tokenları listeleyebiliyor. Benim bir ön satışına katıldığım Human Note projesi ilk KuCoin borsasında listelenmişti ve Hatta şu OKEX ve Bybit borsası da takip edilebilir. Yani OKEX, Bybit, KuCoin, GTO ve MXG borsaları yeni çıkan projelerin listelendiği borsalardır. Bundan, bundan sonra Coinbase, Binance gibi borsalarda listelen, listelenen projeleri bulabilirsek yüksek kazanç elde edilebilir. Bunları takip etmekte fayda var. Örneğin bu Pepe'nin Binance listelenme haberiyle birlikte ya da aynı zamanda Floki listelenmişti. Bunların grafiklerini, haberin ne zaman geldiğini, token'ın ne kadar yükseldiğini inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi genellikle Launchpad platformlarından alınabiliyor kolaylıkla ama bunun belli şartı var. Örneğin bu CDFi'da bir k kendi token'ını stake etmek gerekiyor garanti alım için. Onun da 1000 dolarlık gibi bir maliyeti var. Burada size 15-20 bazen de 30 dolarlık alım hakkı veriyor. Bu token'u listelendiğinde belli bir kısmını satabiliyorsunuz. Bazen %100'ünde satabilirsiniz. Yine çıkan bir token'ı nasıl alabileceğinizi anlatmaya Çalıştım. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.